kendimi tutamam ters bir şey söylerim diye yayın açmak istemedim karşınıza çıkmak istemedim bağış toplanıldığının farkındayım Barış Özcan topluyor Jahreyn topladı Edrain topladı kendine müzisyen topladı bağışları da doğrudan ahbaba yapabilirsiniz ya da bino gamele yapanlara kesinti olmaması için aktarabilirsiniz ben öfkeyi çoğaltmak istemedim açıkçası ben çünkü çok öfkeliyim arkadaşlar üzüntü belki ama öfke daha çok var içimde çünkü daha önce söyledim tekrar söyleyeceğim ben makine mühendisiyim. Çetteki arkadaşlar inşaat mühendisi, Çetteki arkadaşlar mimar. O insanların ölmemesi gerektiğine, deprem yönetmeliğini biliyoruz. O insanların cinayete kurban gittiğinin bizler farkındayız. Böyle büyük bir cinayeti görmek, bu işin matematiğini bilen, denetlemesini bilen, süreçlerini bilen birisi için çok zor. Ya şöyle düşünün yani bir doktor e, yanlış bir ameliyatla hastanın öldürüldüğünü nasıl görürse bir mühendis, bir mimar, bir inşaat mühendisi, insan depremde yıkılmış bu binaları gördüğü zaman bakın bir tane iki tane değil blok 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 binalar gitmiş. Biz cinayet görüyoruz orada. Mühendisler, mimarlar, inşaat mühendisleri, şehir bölgeciler dürüst olsunlar hepimiz orada cinayeti görüyoruz. Bunun öfkesi farklı bir öfke. Mağdur gibi hissetmiyorum. Bazı insanlar mağdur gibi hissediyor. Allah'tan bir deprem geldi diyor, mağduruz diyor. Mağdur edildik diyor. Bu böyle Allah bizi Allah kimseyi öldürmedi. O binaların fay hattı üzerinde olduğu belli. Fay hattı üzerine inşaat yapılabilir. Fay hattı üzerine doğru kat sayılarla, doğru betonla doğru çelikle, doğru demirle inşaat yaparsan hiç kimse ölmez. Bu insanlar cinayete korban gittiler. Ben mesleki olarak bunu söylüyorum. Başka meslek odaları da çıkıp bunu söyleyecektir. Bu cinayetlerde imzası olan mimar, mühendis, şehir bölgeci, denetlemeye gitmeyen belediyeci kim varsa hepsinin tespit edilmesi ve yargılanması da bizim beklentimizdir. Devletten beklentimizdir. Bunu söylüyorum. Belki ben makine mühendisliği okumasaydım, baktığımda diyecektim ki, yazık be kardeşim ya, yazıklar olsun ee, diyecektim. Yani ama 2011 senesinde diploması satması teklif edilmiş birisi olarak, buradaki cinayeti ben görüyorum ya, görüyorum ya. Yani bu konularda okumuş bütün arkadaşlar da aynı benimki gibi görüyordur. O kolonlar kesilmiş, yahu bir kolon... Bir kolon kesildiğinde bu fark edilmez mi ya? Bakın. Özür dilerim kendimi tutuyorum. Bakın. Bir binaya girdiğinde şöyle bir bakarsın. Dersin ki lan bunun kolonu nerede? Kolon dediğim bir şey arkadaşlar böyle. Böyle bir şey yani. Tamam mı? kolon öyle şey değil yani. Ne diyeyim? Aa kolon nerede ya? Denetlemede kolonu bulamadık. Yok ya. Yok ya kanka. Nasıl bulamadınız ya? Kolon lan kolon. İhmal, diploma satma, tanıdıkla iş yapma bunlar cinayet. Denetlenmeyen binalar Cinayet, tamam mı? Denetlemeler, kolon kesmeler, kiriş kesmeler, kolon kesen, kiriş kesen cinayete yeltenmiş oluyor. Şimdi o binalar yıkıldı, işleyen cinayet işlemiş oldu. Bunun aşağısı yok, yok.